Merhabalar, ben Kürtis Göte ve Kasayusu'nun 55. bölümüne hoş geldiniz ve bu bölüm ne yapıyorum? Bir adet medium voltage battery buffer'ım var ve onun üstüne bir adet medium voltage solar panel koyuyorum. Kırıp şuraya yerleştiriyorum. Neden? Çünkü hani şarj et. Evet. Tam olarak bu yüzden. Evet. Artık şuna muhtaç değilim. Buraya gidip alplerimi koyduğumda hepsi şarj olacak. Ayrıca önceki bölümde söylemeyi unuttum fakat böyle o bölümle önceki bölüm arası bir şey yaptım. Portable hall. Portable hall ne işe yarıyor diye soracak olursanız kelime anlamı olarak zaten yeterince açık. Portatif delik. Hop. Hop. Şeklinde. Ve ayrıca şunu da enchant ettim. Infinity, tabii Infinity şunlara etki etmiyor. Unbreaking ve Power. Unbreaking ve Power benim işime yarayan kısım. Geri kalanları umurumda bile değil. Şunlar gitsin. Sen de git. Sizler de gidin. Yemeğim kalsın. Ve Torch. Ayrıca hemen şu oak wood'larımızı alalım. 8 tanesiyle göstereceğim size şunun ne işe yaradığını. Ve bunları böyle yerleştirdim ben. Alttan şu pipe geçiyor. Ve gördüğünüz gibi bir odundan 6 tane oak wood ve bir tane de wood pulp. Kısacası İlerledik ve daha iyi odun üretiyoruz. Tabii bunun daha hızlısı lazım. Evet. Ve bana bir adet diamond çiçek kısmını hallederim ve iki adet bucket. Şimdi bana su lazım. Acaba suyu nereden bulacağım? Zor soru değil mi? Ben de zorlanmıştım. Ve hadi bakalım. Ve voila! Bence şurası gayet ideal bir alan. Tabii sen şöyle gel. Buraya bir sınırsız su kaynağı oluşturuyoruz. Ardından çiçek toplayalım biraz. Bakalım başka nerede çiçeğimiz var? Creeper, ne haber? Şu silah olarak test etmemiştim. Tamamdır, idare eder gayet. Kusursuz değil fakat benim gıcık tutma olayımı hesaba katarsak gayet güzel. Çiçeklerimizi de hallettiğimize göre Geronimo deyip koşuyoruz. Hatta tam olarak eşit olsunlar. Ve geri çekilelim. Voila! Şimdi ayrıca bir şey daha göstereceğim size. Şunun yanındayken elimizde olmuyor. Normalde oluyordu. Bakalım. İlginç. Tamam, bu işe yaramadı. O zaman
Bu yolla. Demokraside çareler tükenmez. Ve yapmam gereken diğer bir önemli iş ise... Bakalım burada hiç derim var mı? Yok. O zaman ne yapıyoruz? Hatta... Hazır buraya gelmişken... Tamamdır. 6 tane... Unlinked Linkbook oluşturalım. Ve bir tanesini şuraya linkleyelim. Tamam. Burası bizim geri dönüş yolumuz. Diğerleri orada güzel bir nokta bulursak dönmemiz için hatta book stand. Tamamdır. Hadi bakalım. O zaman Twilight Forest'a gidiyoruz. Yay, bakalım benden maceracı olmaz part 4 ile karşılaşabilecek miyiz? Benim eski izleyiciler şu an ne demeye çalıştığımı çok iyi anlıyor. Ve ben bu portalı nereye koymuştum? Şimdiden onu bulamıyorum. Şurada sanırım. Evet. O derece beceriksiz bir maceracıyım. Oklar şurada dursun. Okların sayısını görelim. Ve sen de... Hayır. Ve... Twilight Arrival. İlginç. Hadi bakalım. Yüklene dursun bu, ben hemen geliyorum. Evet ve geldim. Biraz lag var. O esnada Journey Map. Waypoint. New. Save. Tamamdır. İlk Journey Map Waypoint'imiz bu olabilir bu arada. Bir bakalım. Bayağı güzel şeyler var burada. Evet. Ve biraz çevreyi gezinelim. Bakalım neler var. Güzel kuşlarımız var. Şunlar çok hoşuma gidiyor benim. O yüzden onları toplayacağım. Ve sincap. Yay. Yalnız burada FPS pek yüksek değil. 40'lara falan düşüyor arada. Ve maze. O iş. Ve yarım saatlik kırma sürecimizin ardından kıramadan neyse kırmayalım. Tamamdır. Bakalım burada neler bulacağız. Duvarlara değmemeye dikkat edin bu arada. Şunu. Şunları alalım. Sana gerek yok, sen gel. Bakalım başka. Orada güzel bir aura node var gibi. Portalın olduğu tarafa geri geldik ve cobweb. Hani çok lazım değil fakat kenarda köşede bulunsun. Ve tabii ki de OP olduğumuz için, yani çok OP değiliz ama gene de OP sayılırız.
Hilemize başvurduk. Başladığımız yere geri döndük. Tamam. Evet, bir şey bize daldı sanki. Evet. Ha, sinekler. Ha, sinek demişim. Örümcekler. Sinekle örümceği karıştırdım. Tebrikler bana. Tebrikler köfte. İki tane tamamen farklı ailelere ait türleri birbirine karıştırın. Sinekler, böcekler, örümcekler eklem bacaklıdır. Evet. O zaman köftenin maceraları tam gaz devam etsin. Bakalım bunları ne şekilde kırıyor? Ha, bunları bu şekilde kırıyor. Ve bakalım neler bulacağız. İlgi çekici bir şey bulduğum gibi geliyorum. Evet ve ilgi çekici bir şey buldum. Arkada bir tane Dark Forest buldum bu arada. Ama Dark Forest'a gidesim yok şu an. O yüzden buraya dalıyoruz. Bakalım. Bunun kendi girişi yoktu o yüzden biz şöyle bir açamıyoruz çünkü artık izin vermiyor. Evet, o zaman nereden gireceğiz sana? Evet. Girişi nasıl yapacağız? Twilight Forest görmeyeli bayağı değişmiş. Eski usul. Ve voilà! Bu kalenin içine girdik. Şimdi... hiçbir şeyi kıramıyoruz gördüğünüz gibi. Bir saniye. Ben neden kasıyorum? Bu şeyi boşuna mı yaptım ben? Portable hall'um var ve... Evet, neden bilmiyorum ama orada... Houston, we have a problem. Yaratıklara zarar veremiyorum. Houston! Houston! Bu yaratıkları öldürebilmem lazımdı benim. Neyse. Şu arkadaşa bir gelelim. Tamam. Evet. Twilight Lich'e karşı savaşıyoruz. Evet, bir tane kalkanı kaldı. Evet. Houston, hala devam ediyor şu şey. Evet. Evet, hiçbir şekilde zarar veremiyorum.
Bu olmamız gereken bir problem. Bu neden? Neden ve niçin böyle? Acaba şunlar mı bir şey yapıyor diyeceğim de tek savunmamız da onlar şimdi. Acaba vanilla kılıç mı istiyor bu? Bir şansımızı deneyelim. Bakalım vanilla kılıç mı isteyecek? Ve hemen geliyorum. Evet, neden bilmiyorum ancak hiçbir şekilde liçe hasar veremiyoruz. Onu biraz araştıracağım bölüm arası. Belki bir çözüm bulurum. Hani sorunla karşılaşmış birileriyle falan. Belki benim kullandığım Twilight Forest sürümüyle alakalı olabilir. Ya da benim konfiglerde bir hata. Final sürüme düzeltmiş olarak teslim ederim. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım. Dark Forest'a girsem mi girmesem mi bilemiyorum cidden. Bakalım burada nelerle karşılaşacağız. Evet. Şöyle ilginç bir evcik var. Evet, şu tuhaf şey. Ve beni zehirliyor. Bakalım ne düşürdü. Torch Berries. Bunlarla torch yapıyoruz. O kadar. Evet. Ama dediğim gibi macera konusunda sıkıcı bir insanım ben. Hani benle birlikte maceraya çıkmayacaksınız. Yani çıksanız da ben arkadaki destek elemanı olurum. Ve biraz terör alalım. Çünkü zırhımız deminki dövüşte, Air'ımız deminki dövüşte bayağı bir hasar gördü. Evet. Ve ha 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 ha. Naga. Selam. Bakalım. Okum. Evet. Evet. Naga ile biraz dövüşüyoruz bu şekilde. Oklarımı ben geri toplayayım hemen. Ne, burada bir Raven'ımız var. Ve Naga Hunter. Valla. Bir adet Naga trofimiz var. Evet, ilk boss'umuzu kestik. Yey, çok mutluyum. Evet. 55. bölümdeyiz ve ilk defa boss kesiyoruz. Harika. Diyorum, ben maceracı bir adam değilim. Vereceksin elime makineyi. Ben onunla uğraşacağım. Benim Minecraft oynama algılayışım o. Ama arada bu tarz şeyler de lazım. Sen iş görmüyorsun. Bakalım. Devam edelim. Başka bir boss bulabilecek miyiz? Ve kasmaya başladı. Çünkü çank yükleniyor. Bakalım. Evet. Devam edelim. İlginç bir şeyler bulabilecek miyiz? Yoksa sadece Naga ile mi evimize döneceğiz? Şahsen ben sadece Naga ile evimize dönelimden yanayım. Hoş. Ve ben farkına bile varmadan bir örümcek tarafından yere atıldım. Daha örümcek de iyi ki de yere atılmışım.
Çünkü burayı buldum. Orada yukarıdaki madenler ne? Sanırım şunlar safir. Şunlar vanilla orlar. Çünkü burası sanırım bir dungeon. Evet. Evet, bu dungeon'ı biliyorum. Bu arada... Evet. Bu dungeon'ı kesinlikle çok iyi biliyorum. Ve hala şu ikinci sıraya atma olayını... Beynim algılayamadı. Selam. Vahaha. Evet. Çok güvenli bir dungeon olduğu söylenemez tabii ki de. Hem de hiç olduğu söylenemez. Ve öldüm. Harika. Evet. Ölen bir köfte. Hemen geliyorum. Evet ve geri geldim. Bu arada itiraf ediyorum, oyunu peaceful'a alıp ardından ışınlanarak oradan item'ımı aldım. Item'larımı aldım. Çünkü ben çok kötü bir maceracıyım. Hayatta kalma konusunda rezilim. Bunda 20 milyon kere, 20 milyonuncu kere kanıtlamış oldum ve bir adet mega trofimiz var. Yay! Evet. O zaman bana geriye ne kalıyor? Moonwalk yapmak. Evet. Bu nereden aklıma geldi? En ufak bir fikrim bile yok ancak yani artık anlarsınız bir şeyler diye düşünüyorum. Evet ve geri geldim ve şunları craft ettim. Evet, bunlarla ne yapacağım diye soracak olursanız bunlarla Carpenter's Pressure Plate de yaptıktan sonra bana Stone ve Overworld. Ne? 5 5, 5, 5, 5. Hepsinde 5 yazıyor. Tamam, bu ilginçti. Tamam, bu siz nesiniz? Evet. Evet sevgili arkadaşlar, sanırım Twilight Forest'tan geldiğimizden beri bir şeyler 5'e takık. Bakalım. 14 tane. Aa, 5 tane olsaymış daha güzel olurmuş. Neyse. Şunu bırakalım. Ve... Tabii almayı unuttum. Başka bir şey daha var. Sen neydin? Hammer. Gel bakalım. Şimdi hammer. Evet. Senden istediğim görüntü tam olarak bu. Bir saniye, başka bir görüntü kullanabilir miyiz? Bu sanki çok daha güzel gibi. Ya da yani kapı olduğu belli olsun istiyorum. Bu olabilir. Şunu da koyalım. Valla! Tamamdır. Bu şekilde de bir süsümüzü yaptık.
O zaman hop, şu sign'larımızı bırakıp 5 ile ne yapmamız gerektiğini çözmeye çalışalım. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftemi günler, iyi eğlenceler.